Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle firket eşyalı nasıl başlanır onu öğreneceğiz hep beraber. Öncelikle arkadaşlar, ipimiz Aliza marka, Angora bir ipimiz var. Şal ipi. Bir tane de firketeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle, arasının 4 parmaktan birazcık fazla bir arası var. 3 liraya aldım arkadaşlar ben bu firketeyi. Eğer firketeden bulamazsanız, kullanmadığımız eski bir tığı eğip böyle de yapabilirsiniz. Bu eski tığ. Demir tığ. Öncelikle arkadaşlar, ben biraz farklı bir renk seçtim ki gözüksün arada diye. İplerimizin bir ucunu şuraya, tam şu köşeye birkaç kere dolayıp çıkmasın. Bu firketi bitirene kadar bu ip burada duracak arkadaşlar ki dönmesin diye. Birleştirirken zorluyor değilse. Diğer ucunu da ipimizin tam şu noktaya ve bölüne bağlıyorum. Sıkı bir şekilde bağlayın, kaymasın. Şu köşeler ideal. Ben size bir zarar olmuyor arkadaşlar örerken. Başlarken biraz sıkıntı oluyor da. Olmasa da olmuyor arkadaşlar. Şurada göstereyim. Bunda kendi rengini tercih ettim. Dönmesin diye arkadaşlar. Şöyle inebilsin diye. Öyle misin? Burada birinden yardım alın. Şöyle ipimizi alıyoruz. Gösteriyor mu kamera? Şurada şu iki ipi şurada net göstermek istiyorum. Şu arkadan alıyorum. Tam ortadan olmasına dikkat edin. Sıkı bağlamaya çalışın. Şöyle. Bir daha düğüm atayım. Garanti olsun. Şöyle oldu. Bırakın. Arkadaşlar şu ipimizi şöyle. İpimizin ucunu şöyle göstereyim. Şöyle döndürüyoruz. Ve şuradaki şu iki ipin arasından şöyle döndürdük. Şöyle bir kesmedik. Tığımızın ucundan çıkartıyoruz her seferinde. Ve şunu alıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi şöyle birazcık parmağınıza kaldırırsanız daha net olur. Şu arkada alıp şöyle. Her seferinde tığ ucundan çıkartıyoruz. Tekrar. Çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Başlarken biraz zorlanıyoruz ama sonrası çok kolay. Çok çabuk biten bir şal. İsterseniz atkı da olabilir, yelek de olabilir. Ben bugün şal atkı yapacağım arkadaşlar. O yüzden şal ipiyle yapıyorum. Burada şöyle kaydırayım. Şöyle. En son doladığımızın şunu. Şu arası da şöyle bir zikzak gibi oluyor arkadaşlar. Şu biraz ben size örmesini göstereceğim. Elime bakarsanız zaten anlarsınız. Evet arkadaşlar, şalımızı firketeden çıkarıyoruz. Arada pembe koymuştum hatırlarsanız. Detaylı incelemişsiniz eğer. Şöyle hepsini birden çıkarmıyorum ki dağılmasın diye arkadaşlar. Şurada kapatmamıştım. Size göstermek için şöyle yani zincir çektik. Bitirdik. Şimdi ipimin ucunu buluyorum. Parmağımı dolayayım arkadaşlar. Ve başlayalım şalımıza.
Öncelikle şu her şey item diyeceğim ben arkadaşlar. Bir tanesi. 1, 2, 3. 3 tanesinin toplu atıyorum. Arada eliniz gevşekse 8, sıksa 10 tane çekin. 10 tane çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8. 10 tane çektim, ben sık çektim. Böyle. Üçüncüyü de aldım. Böyle 7 tane olacak. Şimdi 3 tane oldu. 1, 2, 3. Bundan 7 tane olacak arkadaşlar. Saymayı unuttum mu? 5 tane oldu. 3 tane daha aldım. Ve 7.yi de toplatıyoruz arkadaşlar ve 10 zincir çekelim. Şöyle 3, 6, 7 tane oldu. Şunları arkadaşlar. Şimdi önemli bir detay. Şöyle tığımızın üzerine bir defa doluyoruz. Ve şimdi burada 21 tane, yani 7 kere 3 21 olduğu için 2 21 tane topluyoruz. Ve şimdi bunu bir defa da şöyle çektirdik. Şurayı 3 defa da toplatacağız. 2, 3, 2. Şurası şöyle çiçeğimizin dalı olabilsin diye. Şöyle elimizde birazcık düzeltelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yine 10 zincir. 10 tane ve şimdi 3, 3 yine 7 tane toplayıp hep bu sırayı devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere 2 tane parçamızı oluşturduk. Birleştirmesini göstermiştim zaten. Şimdi bir ütülenik bir ütülenik değil. Deneme yavaşlıydı. Öncelikle arkadaşlar birincimizi şöyle koyuyoruz. İkinciyi de şuradan ayarlamamız gerekiyor. Şöyle koyuyoruz. Böyle koyduk. Şimdi bir tane zincir çekelim. Şunu alıyorum, şu karşıdaki ve şu 21 tane topladığımız yerden şöyle bir tane topluyoruz. 5 tane zincir çektim. Şu dipten arkadaşlar. Ve şimdi şuradan da 1, 2 ve 3. zincirli yerimize alıyoruz. Şöyle. Buradan da sıkı bir tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirle artık her şu zincirli olan yerlere atıyorum.
zikzak çiziyor. Bir ondan, bir bundan. Gönlünü de kaybetme. Bir karşı taraftan, bir bu taraftan örerek sonuna kadar getireceğim arkadaşlar. Birazcık ördükten sonra size göstereceğim. Şöyle bir serelim. Ne ördüğümüz hakkında fikrimiz olsun. Şuralarda 10 zincir çekmiştim. Şu birleştirmede de 5'er çekiyorum. Çünkü onun yarısı 5 olduğu için. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Örmeye. Göstereceğim yine şimdi size. 5. Şimdi bir karşıdan, bir şuradan alıyorum. 1, 3, 4, 5. Bir bu tarafta. Bunu kesinlikle karıştırmamamız gerekiyor. Şöyle zikzak olacak. Ütülerken açılacak zaten. Yani arkadaşlar şöyle serecek olursak yine tekrardan. Şöyle. Şu bütün top attığımız 21 tane var burada biliyorsunuz ki. Bu buradan 3 bu yanda, 3 bu yanda dal ve 4. dal tam bu onun ortasına geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yaklaştırdın değil mi? Şimdi yine tığımıza bakalım ve devam edelim. Yine gösteririm ara ara. Çekmeye devam. 5. Şimdi bu taraftan yine. Bütün sıralarda zaten aynı tekniği uyguluyoruz. Nasıl sıra sonuna kadar da öyle. Bütün sıralarda da başlaması gibi şey aynı. Şöyle. Sırayı bozmadan. Eğer birleştirmede hata olduysa arkadaşlar sıranız bozulabilir. Onu yanlış örmemeye dikkat ediniz. Ve bu şekilde birleştirmeye devam ediyorsunuz.